Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 1. yıl dönümünde Girne Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen bir törenle anıldı. Tören, Rauf Raif Denktaş anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yıldırım Öner törende yaptığı konuşmada Rauf Denktaş'ın en büyük eserinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Sayın Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki gayret ve kahramanlıklarını, zihinsel yeteneklerini, eğitsel birikimini, karizmasıyla, politik dehasıyla, kararlı duruş ve çabalarıyla ve ikna gücüyle nasıl bir lider olduğunu en iyi ortaya koyan sonuç, en büyük eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmuş olmasıdır. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da törende merhum babasını rahmetle andı. Büyük bir devlet adamı, Kıbrıs'ın küçücük bir köyünde doğup Türk dünyasının lideri olarak kabul edilmeyi başarmış. Dünya indinde düşüncelerini kabul etmeyenler tarafından dahil saygınlık elde etmiş, büyük bir dava adamı, büyük bir lideri özlemle anıyoruz aradan geçen bir yıl içerisinde. Etkinlikte daha sonra merhum kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş hakkında bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Ve yine gençlere söylüyorum, bir anlaşma yaparken çok tatlı paragrafları olabilir. Aman bunu da aldım, bunu da aldım, bunu aldım. Hepsini aldınız, bir tarafa koyun. Ondan sonra şöyle bir eve gidip geceleyin bir düşünün. Ya bunları hep verdiler ama ne aldılar acaba? Neyi verdim bunları almak için? Onun yaptıklarını kitapla sığma, cumhuriyetimizi kurdu, bize özgürlüğümüzü tattırdı. Geceleyin bir düşünün. Ne aldılar acaba? Neyi verdim bunları almak için?